konusunda peygamberleri kendine örnek kabul eden bir mücahidin iktisatçılığı kendinden husule gelecek kadar tabii bir hasret haline alır ve artık ona günde bir tas çorba, bir bardak su ve bir parça ekmek kâfi gelebilir. Zira bu büyük insan, büyük ve munsif Fransız şairi Lamartine'in dediği gibi yemek için yaşamıyor, belki yaşamak için yiyor. Şeyde okudum bu şeylerde. Belki de Abdülbakir Çimiç'in üstadın hayatıyla şeyle işte. Trabzon'da, Trabzon'dan geçerken Trabzon'da şey yapıyor. İskender Paşa Camii'nde kalması. Arkadaşlar diyor ki cami görevlisine, müessisine, ben burada kalacağım diyor camide. Kalacağım diyor. Camiyi de kitle diyor yani. Yani şimdi benim buradan aklıma geliyor ki ya bunun abdeste ihtiyaç yok mu ya? Abdest taze bir şey yok mu ya? Demek ki yok ki şey yani. Camiyi kitletiyor yani. Bir şey yiyip içmediği için. He? Fazla yiyip içmediği için o ihtiyaç da zor. Yemediği için şey de boşalma ihtiyacı da şey yani. Üstadın meşrep ve mesleği tamamen anladıktan sonra artık onun yüksek iktisatçılığına böyle yemek içmek gibi akışın. Basit şeylerle mukayese etmeyi çok görüyorum. Zira bu büyük insanın yüksek iktisatçılığı manevi sahalarda tatbik etmek ve maddi olmayan ölçülerle ölçmek lazım gelir. Mesela üstad bu yüksek iktisatçılık kudretini sırf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylere değil, bilakis fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevi ve mücerret kıymetlerini israf ve heder edilmemesiyle ölçen bir dahidir. Yani manevi sağlık, manevi duyguları şey yani, kullanmada da ve bütün ömür boyunca bir karakter halinde takip ettiği bu titiz muhasebe murakabe usulünü bütün talebelerine telkin etmiştir. Binaenaleyh bir nur talebesine olur olmaz esere okutturmak ve her sözü dinletmek kolay bir şey değildir. Zira onun gönlünün mihrak noktasına yazılan şu dikkat kelimesi en hassas bir kontrol vazifesi görmektedir. İşte Bediüzzaman kudretli bir ıslahatçı ve harikalar harikası bir pedagog. Mürebbi olduğunu yetiştiği tertemiz nesille fiilen ispat etmiş ve iktisat tarihine nurdan pırtırarla yazılan bir atlas sayfa daha ilave eden bir nadiri fıtrattır. Düşünebiliyor musunuz? Ya Çam Dağı'na giderken, işte Emir Dağı'da şey yani, yüksek yerlere giderken, yani hem giderken okuyor, hem kitap tahsil ediyor, hem de şey yani, işte kendisinin o Cevşen'i okuyor. Yani işte bize güzel numune imtisal yani. Biz üstadın bu yaptığı, yaşadığı şeylerin kaçta kaçını yapabiliyoruz. Yapmadığımız için de bir takım şeyler yani arızalar yani görevi ihmalden dolayı şey yani. Onun cezasını peşinen hem biz hem de millet olarak çekiyoruz yani. İnşallah Cenab-ı Hak bize de üstadın hayatından hiç olmazsa elimizden geldiği kadar şey evde yapabildiğime kadar yapmak nasip etsin. Sübhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke entel alimul hakim. Afun davahum enel hamdülillah. El Fatiha.